Hatay'a gelip öyle sorumluluk programı başlıyor. Biz dün saat yarın Hatay'ın sonuncu programını denk geleceğiz. Son anlamında bu yıl beraber çok değerli bir dostumuz var. Konağımız var size. Yerlerle bileceğim bir adam. Çok sevdiğiniz bir insan. Ve çok maralı sevdiğimiz demişken çok maralı bir dostumuz denk geleceğiz. Her haftanız sevgi olsun. Bütün tamuşacılarımızı selamlıyorum. TGT Maradon sözlerinde ve bu yine bizim gördüğünüz ayınızı çok maraklı olacak. Sonuna kadar izleyin programı ve sizin de fikirleriniz olursa boş olun bize sohbetimiz ve müzakeremiz esnasında. Canlı hepimizin numarası 012-585-3515'dir. Rahatlıkla her bir yerine bizimle alakalı saklayabilirsiniz ve tamamıyla ödeyeceğiz. Yüzeylerimiz, zengin veriniz bu cehennemde de maraklıdır. Zengin yer size mükemmel televizyon sesini alın ve bizi telefon vasıtasıyla ne sözler, neler dinlemekten daha fazla yönetiyet çok seveceksiniz. Dönmez mi? Bitmesi danışır, ölçüsü de değiş. Nece? Dikkat! Hep geçenken lazımsız eşyalar atmak, insanlardan az ücret satmak, bulunmadığı mekanlara gitmek. Bunlar şurası olabilir mi? Eskide adamımızdan neye dikkat etmeliyik? Doğrudan mı bu vitaminler depresyadan çıkış yolunda? Ve seviyen davranıyor sözlerse ben aslında bir seve seve davranıyor. Ama mesela ne bir başka taraf var ona dikkat görebilecek. Aslında diyorlar ki payız, sevgi, eşit, festivaller. Adeta romantik duyguların yaşandığı bir taksit bir payız. Öyle mi? Benim için yok başka bir süreli bir şey. Adeta. Ve payıza artık Ağustos'un savunmasına bakmayarak Azerbaycan'da artık yavaş yavaş yayın kabul havası özünü götürür beni. Yani ben verir payızı. Aslında bunu mağazalarda yavaş yavaş hissedebilirler. Çünkü başlayırlar bölüm yani payız bölümünü reklam edemeye. Artık insanlar yavaş yavaş psikoloji olarak da payıza hazır. Yok yani mesela bir müşahede böyle sırf böyle müşahede ise her geçen de Ağustos'un bir yarısından sonra görürsek ki artık payız gelir. Yani. Yavaş yavaş gelir payız. Ve sözü sevgi meselesine getirerek böyle bir meseleden haber verirler. Değiller ki eğer insan severse ve bu ile bağlı meyyen detalar açıklayabilir ki mesela sevdiği birisinin gözüne 3 dakika bakarsa biz de bu sözlerimizi sevdiğiyle gözüne bakmak 3 dakika bakarsa 3 dakika bakma cüddülerin radyo ünlüsünü nefes alıp vermelerin tezimliği böyle bir şey değil. Şimdi bu ne derecede doğrudur? Ümumiyetle sevgi insanda biyoloji bir prosestir. Sevgi nedir? İnsan necesidir? Sevgi mefhumu ve fikir aslında geniş ve böyle değil. Çok aspekli olsa da biz ancak cütler arasında olan ilk olarak aklımıza niyeyse o gelir insanların ama ilk olarak o gelir ama sevgi çok değerli bir mevzu. Çok sevdiğiniz bir dostumuz var. Birazdan geleceği iki oyunu açacak bu barada. İnteraktifte de bir sorumuz var size. Sevgi. Cütler demiş ki aşk. Depresyonun dermanı olabilir mi? Ya da depresyona bağlı ne sorumuz var size şimdi yazar. Sevgi depresyona derman olabilir mi? Sonra sen diye ki ben depresya düşünüyorum. Falan kes depresyayı düşünüyorum. Son zamanlarda bu devlet bu söz bu ifade. Ve biz bunu sizden sonra şu 81-84 biz bizimiz kabinizde yazın yolluyun. Bunu alacağız işte ya. Psikoterapist Ali Nahiyev, Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nde onkoloji ihtisası üzere bitirip 1999 yılında ihtisasını değiştirerek travmatolog ortoped gibi çalışıp bir müddet Sehra Cerrahı gibi herbi tipi hizmet gösterip 2009 yılından itibaren psikoterapist, psikoanaliz, idare etme psikolojisi üzere ihtisaslaşarak hekim psikolog gibi faaliyete başlayıp profesyonel seviye mütehassisi gibi muhtelif televizyon kanallarında tipi ve psikoloji programlarının belirtisi ve aparıcısını bu sahada 12 tecrübeye malikti. Hazırda ekonomi psikoterapi, psikoanaliz, sosyal ve aile psikoloji üzerinde mütehassisidir. Hoş geldiniz. Her vakit isteği olsun. Çok minnettarım herkese. Ben de çok hoş bir süreçte karşılaştım. Ben çok güzel bir hatıra kalmayacağım. Tövbeyi işte. Güzel çok. Serbest, sade, sevmeyi güzel. Çok sevindim. Evet, burada görmeye. Ve bugün ele bir mevzudan tanışacağım ki. Olabilsin ki, mesela
belki bölüm kardeşlerim siz saat yarım seviyene dalmışsınız. Ama inandırım size. Yani bu kadar aktarma değer mi? Her yere bir meseleyi toplayacak. Herkes şu parakta bağcı bulacak. Ben sevdiğini, sevdiğimiz kız dostumuzdan bu meseleyi uzak verecek. Bizi sevgine de ve depresya bayağı kalacak değil. Depresyanın sevgi niye bağladığı, niye adeta depresya değilen de sevgi, sevgilerini depresya ya da düşürme niye? Babaların da aşacağı beraber. Sizin sualınız varsa ya depresyadasınız, ya sevirsiniz, ya sevmiyorsunuz, ya sizi sevirler, ya sevmiyorlar. Bütün sorularınızı eşliğe hazırız. 585-35-15 şehir telefonu tamamen pulsuzdur. Buyurun Zemra, bilirse alın ve ben sonuna cevap alınsınız da. Buyurun Zemra ve Sinan Tanrı'nın tam rahat, serbest, sengli formada saat 4'ün yarısına kadar bu stüdyoda ayar ve de canlı olacaktır. Sevgi deyimdesinde çok muakıldır ki, mesela bir kütle içerisinde sevgiden danırsa, mesela biri seslendirecek ki, eşi sevgi deyilen bir şey yoktur. Biri diyecek ki, benim hayatımın mənasıdır sevgi. Hərənin bir cür fikir olacaq sevgiyə qarşı, əslində sevgi nədir? Və hər kəs də bunu öz mülahizəsini görə belə deyək, müəyyən mülahizələrlə çatdırırlar insanlara. Sadə insanların bir yanaşması var, dahilərin bir yanaşması var, yaratıcı insanların bir yanaşması var. Çox maraqlıdır nədir sevgi deyə. Mən nə var üçün, mən də soruşmuşdur sənə. Sevgi üzrə bir həzir. Elmi tərəfindədir. Özünə qarşı adekvat münasibət etiribsə, məcnun gəlir, məcnunlar sənə bəli divanə. Məcnunlar cinlər gelmiş deməkdir bədənə, məcnun içə vurmuşlar aslında, cin onda, cin sözündən də məcnunlar. Yəni cinlənmiş bir insan, bu hərqədən psixopozuntu olan. Farklı bu dərəcəsi. Bu vəziyyət psixopozuntu alın və bu müalicə tələb edir. Əslində bu, məsələn, başda sınmaz deyirlər. Burada qayran var. Çıxardırsa, dayanıb ağaçları qucaqlayıb qalırsa, bu da anlamalıdır. Yəni, yolu gedirsin, sən ağaçların gözəlliyi görəcəksin. Nə qəbələ İsmailiyyə bunda, yox, hələ dağlarını görməyin, uşaqlarsa onu da görəcəksin. Ama yolunda gedəcəksin. Bu normal psixoloji. Yəni, psixoloji, normal psixi vəziyyət budur. Üzrəm, öndə o normalı və anormalı insanların özlərini istəyə biləcəkləri əlamətləri təsdiq var. Biz bunların hamısından danışacaq. Bir qısa reklam fasiləmiz var. Biz reklamları çox sevirik. Reklam fasiləsindəyəm özəyəm. Ama beni sulardan çok seviyorlardan sonra kaydırsın yeniden değilişim. Kısa reklam fasiləsi, dikkatli olun. Zemra bilərsiniz, biz canlı yayındayım. 585-35-15.